Herkese merhabalar. Boğaziçi Üniversitesi tanıtım günleri kapsamında rektörümüz Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu ile beraberiz. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Sorularıma başlıyorum. Buyurun. Siz de akademik hayatınızın büyük bir kısmını bu kampüste geçirmiş birisiniz. Önce öğrenci olarak, daha sonra öğretim üyeliği, daha sonra da rektörlük görevini üstlendiniz. Boğaziçi'li olmak, Boğaziçi ruhu size ne ifade ediyor? Bize bunu biraz açıklayabilirseniz. Ben öncelikle hedefine ulaşmış tüm genç arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Onların verecekleri kararın kendileri için çok güzel olacağına inanıyorum. Tabii ben 40 yılı aşkın bir süredir hayatımı burada geçirdim. Öğrenci olarak girdim, asistanlık yaptım, öğretim üyesi oldum, idarecilik yaptım, rektörüm. Yani gerçek anlamda bir Boğaziçiliyim ve Boğaziçili olduğum için çok mutluyum. Ve şu anda da buranın rektörü olduğum için kendimi çok gururlu hissediyorum. Özellikle sizin gibi gençlerle bir arada olmak, bu üniversitede dünyaya açılmak çok heyecan verici bir macera oldu benim için. Boğaziçili olmak demek aslında insanı, toplumu, dünyayı önemsemek, bunu hayatının ortasına almak, insanlar için, dünya için, toplum için değerlere sahip çıkmak ve biraz da dünyayı ve insanlığa hizmet etmek ve değiştirmek cesareti demektir bence. Çünkü biliyorsunuz üniversitemizin çok yerleşmiş bir kültürü var. Bu kültürün içinde en önemli unsur insan haklarına, demokrasiye, özgürlüğe, bir arada yaşamaya, çeşitliliğe olan eşit duruşumuz, hoşgörü ortamı, taviz verme, ikna etme, çatışmaları çözme. Yani Boğaziçi kültürü dediğimiz olay esas itibariyle insanı merkeze alıp toplumu hizmet etmek ve dünyayı dönüştürmek demektir. Dolayısıyla Boğaziçili kendine çok güvenir. Boğaziçili insanlara lider olmak ister. Boğaziçi hem sosyal alanda, hem toplumsal alanda, hem iktisadi alanda, hem teknoloji alanında bence liderdir. Ben de kendimi bu anlamda gerçek bir Boğaziçili olarak hissediyorum. Çok teşekkürler. Aslında çok güzel tanımladınız. Buna bağlantılı olarak ikinci soruma geçeyim ben. Öğrenciler, yani adaylarımız neden Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmeliler size göre? Peki. Şimdi kendi üniversitelerine karar vermeden önce dünyadaki ilk 20'ye giren üniversitelere bir bakmak gerekir. Dünyada iyi bir üniversite olabilmek için akademik geleneğinizin ve akademik köklerinizin çok kuvvetli olması gerekir. Boğaziçi Üniversitesi 150 yılı aşkın bir eğitim, öğretim ve araştırma geleneği olan bu ülkenin en eski yüksek öğretim kurumlarından biridir. Dolayısıyla bir üniversite olmak demek esasen kurumsal geleneğinizin oturmuş olmasını gerektirir. Ve Boğaziçi Üniversitesi ve Robert Kolej esas itibariyle Türkiye'de yüksek öğretim sisteminin dizayn edilmesinde liderlik etmiş bir kurumdur. Dolayısıyla birinci olarak bence kurumsallaşmış, akademik geleneği yerleşmiş, dünden bugüne değil, geçmişten geleceğe uzanan bir haritası olan bir üniversitedir Boğaziçi Üniversitesi. Öte yandan hepinizin elinde şimdi cep telefonları var, iPad'ler var, tık 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 arama motorlarıyla her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yani dünyayı ve bilgiyi avucunuza almış durumdasınız. Bilgiye bu kadar süratle ve yaygın olarak ulaşılabildiği bir dünyada üniversitelerin çok önemli bir rolü var. Artık üniversiteler sadece mevcut bilgiyi öğrencilere aktarmakla değil, o bilgiyi çoğaltmak, o bilgiyi üretmek, o bilgiyi yorumlamak ve o bilgiyi toplum yararına kullanmak üzere çok dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni bu çok derin kökleri olan kurum içinde çok dinamik ve genç bir üniversite olarak nitelendiriyorum. Çünkü dünyaya uzanmış, dünyada farklı kurumlara ulaşmış, sadece üniversitelerde sivil toplum kuruluşları, şirketlerle, sivil inisiyatifle bir arada olmuş, dünyanın nabzını takip ettiği için bilginin yorumlanması ve bilginin filtrelenmesi noktasında
aynı zamanda teknolojinin üretilmesi noktasında çok dinamik bir kurum olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun hemen yanında da biraz önce nasıl hissediyorsunuz diye sorduğunuz için tabii çok derin bir kültürü var. Yani bugün bu kültürü 5 yılda, 10 yılda elde edemezsiniz. Bugün bir Boğaziçi kültüründen bahsediyorsak, bugün bir insan haklarından, bugün özgürlükten, özgürcülükten bahsediyorsak ve bugün hepimiz eşitiz, sizler, rektör diyorsak ve bunu sadece söylemekle kalmıyoruz. Eminim siz de bunun farkındasınızdır. Bütün pratiklerimize bunu yansıtıyorsak, demek ki derinleşmiş, tamamen içselleştirilmiş bir kültür var. İşte zaten kurumsallaşmış olması, akademik geleneği, bu dinamik, baş döndürücü, hızla değişen bilgi çağını yakalıyor olmasıyla kültür birleşince de Boğaziçi'nin marka değeri çıkmış. Onun için ben açıkçası, tabii yıllarımı da burada geçirdiğim için Boğaziçi dünyanın en iyi üniversitelerinden biridir diyorum da başka bir şey demiyorum. Çok teşekkürler. Biz de bunu aslında öğrencilik hayatımızda her gün dediğiniz gibi hissediyoruz. Değil mi? Yaşıyorsunuz değil mi tabii, içinde? Hı-hı. Burada bulunabilmemiz lazım. Sadece aslında sözle kalan bir şey olmadığını düşünüyorum. Tabii. En azından biz uygulamaya çalışıyoruz bunu. Hı-hı. Ama tabii bir nokta daha var. Eminim bunu da yaşıyorsunuzdur. Bilgi çok önemli. Bilgiye ulaşmak, bilgiyi sınıf ortamında vermek çok önemli. Fakat artık bu teknoloji, inovasyon ve de bunun beraberinde bilişim teknolojilerin gelişmesiyle de insan olmanın gerektirdiği sosyal ve beşeri özellikler daha da önemli olmakta. Çünkü bir takım yazılımlar, bir takım algoritmalar, teknoloji zaten insanın daha önceden yaptığı o beyin işini yapabilmekte. Şimdi insan olmanın, insanla ilişkilendirilmenin ve toplumun içinde yer almak o kadar önemli olmaya başladı ki entelektüel altyapınız çok önemli olmaya başladı. Biz bu üniversitede sanat, kültür, spor, her türlü sivil toplum faaliyeti, sosyal sorumluluk faaliyetinin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Dünyada hangi üniversitede, hangi ortamda sizin için vazgeçilmez olan bir filozof, bir psikolog, bir ekonomist, bir aktivist, bir siyasetçi varsa hepsini buraya getirmeye çalışıyoruz. Bizim için en önemli olay bu entelektüel ortamı size sunabilmektir. Çünkü sizin gibi ve tüm öğrenci grubunun son derece yetenekli ve kabiliyetli olduğu bir ortamda bu altyapıyla işte Boğaziçi mezunu dediğimiz muhteşem bireyleri bu topluma yetiştiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak da şunu söylemek istiyorum size. Tercih döneminde adaylara ve ailelerine vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir? Üniversite tercihlerini neye göre yapmalılar? Aslında daha demin çok güzel anlattınız ama tekrar bir üstünden geçelim. Tabii şimdi Boğaziçi'ne gireyim mi diye bir aday düşünüyorsa ne mutlu ona. Demek ki çok başarılı olmuş. Öncelikle onu tebrik ediyorum. Şimdi bu dönemde çok sakin olmasını ben dilerim. Tabii meslek seçimi aslında çok önemli bir konu. Yani üniversite seçimi önemli ama meslek seçimi daha önemli. Çünkü bu üniversite, herhangi bir üniversitede edineceğiniz diploma, mesleğiniz sizi hayatınızın sonuna kadar taşıyacak. Ne iş yaptığınızı, kiminle olduğunuzu, hangi ortamda olduğunuzu, başarınızı, başarısızlığınızı belirleyecek. Ve mesleğiniz sizin tekrar tekrar kendinizi keşfetmenize yol açacak. Dolayısıyla meslek seçimi çok önemli bir konu. Şimdi üniversite seçimi ayrı, meslek seçimi ayrı. Şimdi mesleğinizi seçerken bunu içinizde hissetmeniz lazım. Tabii ki moda meslekler var ama hayatta artık çok yönlü olmak gerekiyor. Mühendis olurken temel bilim okuyorsunuz, mühendis olurken beşeri bilimlerden okuyorsunuz veya iktisatçı olurken mühendislik okuyorsunuz. Yani bir kere çok dallı bir yapı var. Dolayısıyla bir noktadan başlayıp başka zenginliklerle çift ana dal, yan dal, ikinci diploma, master, doktora diye bir kere mesleği zenginleştirme imkanları çok fazla. Dolayısıyla önce içinizde hissedeceksiniz ve tabii ki ben sadece teknolojiye, sadece inovasyona yönelik diye bir adayı yönlendirmek istemem. Her meslekte doğru eğitimi alırsanız, o mesleği zenginleştirir ve bütünleştirirseniz her meslekte başarılı olursunuz.
Şimdi ondan sonra da üniversite seçimi. Şimdi üniversiteyi seçerken, aslında üniversite dediğiniz eğitim 4 yıl, hadi bilemediniz 5 yıllık bir eğitim. Şimdi ondan sonrasına bakacaksın. Ondan sonrasına 4 yıl, 5 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Ondan sonra o diploma, o diploma, o diplomanın üstünde yazan marka değeri. Onun 10 yıl sonra ne olduğu, 20 yıl sonra ne olduğu ve sizi nereye götüreceği çok önemli. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren herkes, dünyada her üniversitede en iyi şekilde akademik hayatına devam edebilir. Herkes istediği işte iş bulabilir. Bu siyasetçi olabilir, iktisatçı olabilir, kamuda çalışmak olabilir, özel sektörde çalışmak olabilir. Ve de daha da önemlisi bir Boğaziçi camiasının bir parçası olarak tüm o ekosistemden ve o sinerjiden yararlanarak ileri gider. Dolayısıyla değerli adaylara, çok değerli gençlere ve ailelerine üniversite eğitiminin sadece bir ara basamak olduğunu, bu basamağın ötesini 10 yıl, 20 yıl sonrasını düşünmelerini, dolayısıyla herkesin sahip olduğu diplomayla nereye gideceğini hayal ederek karar vermesini diliyorum. Dolayısıyla çok kolaycı, çok kestirmeci ve de aslında bazı noktalarda biraz kafa karışıklığı yaratan, pek de gerçek olmayan söylemlere kulak asmamalarını, daha ileri görüşlü, daha derin düşünmelerini tavsiye ediyorum. Ama ne olursa olsun en doğru karar vereceklerine de inanıyorum ben. Değerli sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum.